Merhaba arkadaşlar. Karşınızda gördüğünüz yıldız kızımız 29 yaşında. 3,5-4 aylık bir bebeği var. Prematüre bir bebek ve sokakta yaşıyor şu anda. Tabii bir arkadaşımı vasıtasıyla tanıdım. Sonra hikayesini öğrendik. Yani bu kız hepimizin çocuğu olabilir. Benim de çocuğum olabilir. Komşumuzun da kızı olabilir. Ve bizler kadınız. Nereden ne başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Biz de Yıldız'dan kısaca küçücük de olsa bir hikayesini öğrenmek istedik. O da bizi kırmadı. Anlatacak. Hoş geldin Yıldız. Hoş bulduk. Öncelikle şeyi soruyorum. Hemen ilk önce Antalya'ya niye geldin? Nereden geldin? Çocuğuma hepsini sorayım. Ondan sonra sen de tek bir cevap ver bana. Yani hepsinin toplamını ver. Antalya'ya nereden geldin? Niye geldin? Çocuğun babası nerede? Ailen nerede? Bunları önce bir özetleyelim. Mersin'den gelmeyim. Çocuğun babasından ayrıyım. Çocuk dünyaya geldiğinden beri babası daha çocuğun yüzünü görmeyen bir insan. İstemedi mi çocuğu? İstememesi sebebi istiyor mu istemiyor mu onu ben bilemem. Ben doğum yaptığımda da yanımda yoktu. Yalnızdım. Yani çocuk 4 aya girecek daha hiç babası yüzünü görmedi. Peki Antalya'ya kaçıp da mı geldin? Hayır, kaçıp da değil. Ben Antalya'ya ne için geldim? Benim kucağımda çocuk var. Ben durmadan kadın sığınma evini değiştiremezdim. Antalya'ya gelmem sebebim bu ne? Çocuğuma daha iyi bakmam için. Tedavisi için. Tedavisi burada daha iyi yapılıyor. Benim çocuğum iki kere beyin kanaması, akciğer kanaması geçirdi. Hastanelerde yatıyor. Yattı, kalktı. Halen de hastanelerden uğraşıyorum. Yani çocuğumun tedavisi için... Çocuğun neden böyle oldu? Geçen sene Ağustos'un 15'inde ben darp yedim. Kim tarafından? Eşim tarafından, bir de küçük kayınım tarafından. Sebep neydi? Sebep aile sebebi. Çoğu şeyler... Ona gelmeden önce sen nasıl evlendin? Nasıl evlendim? Ben Türkiye'ye geldim. Almanya'dan Türkiye'ye geldim. Benim yıllarım Almanya'da geçti. Almanya'da geçti. Türkiye'ye geldim. Amcalarım var. Mersin, Tarsus'ta yaşıyorlar. Amcalarım kimse sahip çıkmadı. Herkes kendi çocuğundan peşinde. Amcamın gelini bir yanda. Amcam bir yanda. Yani kimse beni evinde barındırmak istemedi. Açık kolaysa bu. Halam var. Halama gittim. Eniştem olacak kişi tarafından olmadığı şeyler başıma geldi. Tacize mi uğradın? Tacize uğradım. Yani Allah'a çok şükür o dakikada kendimi zor kurtardım. Sonra? Sonra bu adamla tanıştın. Bu adamla tanıyordum yani. Telefonla görüşüyorduk falan. Cezaevindeydi falan. Cezaevinden çıktı. Sonra evlendim. Derken çile başladı. Çile başladı. Üvey ablası falan, üvey abisi falan, her şey iyiydi. Sadece üvey ablaları beni istemiyordu. Bu kesindi. Herkes demişti ki bu kız sana yalan söylüyor. Bu kız Almanya'da dolandırıcı işi yapıyor. Yok ne bileyim, affedersin, fuhuş işi yapıyormuş, böyle şeyler anlattılar. Bu gene kabul etmedi. Dedi neyse nedir dedi, ben evleneceğim bu kızdan. Ben yuva kuracağım, siz değil diye. Güvendim, sevdim. Benim ailem biraz arayı bozmaya çalıştı. Açık sanatçı söyleyeyim. Ya bir yuva istedim yani. Dedim ki hani anne baba sevgisi görmedim. Aile sevgisi. Kimseyi görmedim. Belki dedim bundan bulurum her şeyi. Ama ne yazık ki bana öyle bir şey gelmedi.
Onda da göremedin sevgili. Yok. Evet, bu şimdi şeye girelim. Kaynından darp edildin. Kocan darp. Neden ettiler? Benim küçük kaynım bana uyuşturucu maddesi. Uyuşturucu içiyorlar. Madde içiyorlar. Satıyor bir de hatta kendisi. Hı. Bana bana her zaman böyle derdi. Ben sana yenge demeyeceğim, sen yıldız diyeceğim sana. Ben dedim bir gün böyle, niye, ne oldu dedim. Dedi ki, dedi, ben sana dedi yenge söylemek istemiyorum. Sebep ne dedim. Dedi ben dedi, benim yanımda dedi abim sana yalan söylüyor, abim seni sevmiyor dedi. Gel benim yanımda günlük 80 milyona çalış diye. Ben bunu çocuğun babasına söylerken çocuğun babasından olmadığı dert yedim. İnanmadı mı sana? İnanmadı. Kalktı, bağırdı, çağırdı. O günü hatta kendisi de kullanmıştı galiba. Dam da içiyordu. Şey mi, peki içtikleri maddenin ne olduğunu biliyor musun? Benim kaynım uç kullanıyor. Hı. Bir de şey kullanıyor. Met mi? Hap var. Hı. Bunları kullanıyor. Ondan sonra başka bir şey daha vardı. Onun ismini unuttum. Ben fazla bilmiyorum. Onları. Esrar mı? Evet, öyle şeyler var. Ben bilmiyorum. Ben kullanmadığım için bilmiyorum. Ben sadece onlardan duyduklarımı söylüyorum. Ben, sen de torbacılığı kabul etmeyince sopayı yedin. Ben kaynımdan bana dedi, gel dedi, gel bunu böyle yapalım. Ben dedim yok dedim. İstemiyorum dedim. Bak dedim, seni bir gün abine şikayet ederim diye ben ona söylemiştim. Bana ne dedi? Yok dedi. Kabul edeceksin dedi. Ben dedim yok dedim, etmiyorum. Öyle başladı. 15 Ağustos'un 15'inde hamileyim, herkes biliyor. Mahalledeki herkes biliyor. Komşular hepsi biliyor. Ben çocuğumu kucağıma severek alacağımı biliyorlar. Heyecanlısın tabii ki. Heyecan bekliyor. Her şeyi bekliyorum. Ama ne yazık ki onu bana bunundan getirdiler. Bebeklerin 300'müş galiba. Evet, 300 bebeklerim. 300. Darp olayından sonra mı bir tanesi düştü? Evet. Darp edildim. Benim de 4 tane zoppa kırıldı. Hatta komşular yetişti. Ben banyodaydım. Ben kafama çöp kovası fırlattı. Ondan sonra içeri girdi. Tekme tokat gelişti bana. Yani olmadığı şeyleri gördüm ondan. Hamileyken. Peki bu çocuk da ondan mı? Onun eseri mi yani, bu çocuğun küçük doğması? Evet. Doktorlar hepsi raporda. Benim çocuğum Diyarbakır'da. Hasan ismini verebilir miyim? Tabii verebiliriz. Diyarbakır'da, Dağkapı'da. Bowling Hastanesi, eski Alman hastanesi geçen bir hastane. Özel hastanede beni hemşire hanım odaya çekti, benimle konuştu. Bana dediği kelime ne dedi? Senin çocuğun niye böyle? Ben orada oturdum, ağladım. Utandım ilk başta söylemeye. Benim çocuğum zaten dolayı dünyaya geldi diye. Mersin'deyken gene Yeni Pazar küçük sanayinin orada gene ben akşam üzeri bunu aradım. Çocuk için arıyorum. Hani hamileyim, arıyorum yani. Benim elimde de cebimde kuruş para yok. Ben dışarılarda yatıyorum. Herkes gidip... Sen bir şey soracağım. Oraya bir nokta koyalım. Sen neden şikayetçi olmadın? Korktum. Her zaman dedim ki benim çocuğum için ben şikayetçi olmadım. Hep benim, bana engel olanlar oldu. Nasıl engel olanlar oldu? Ya dedi şikayet etme. Adamın huyunu herkes biliyor dedi. Adam nasıl olduğunu herkes biliyor dedi. Sen kalkıp şikayet etsene dedi. Onun eli uzun dedi. Yani nasıl söyleyeyim? Hep bir yandan sevdim, bir yandan güvendim. Ayrıldığım halde de sevdim gene. Bırakamadım. Aradım ben onu. Yalan konuşmuyor. Aradım.
Ya dedim çocuğumuz olacak. Düşallardayım. Yardım et. Hatta bir ara aradım. Böyle baya kötüydüm. Dışarıda benim başıma bir olay gelecekti. Atatürk Park'ın orada. Mersin'de. Ben orada çalışıyordum. Bir küçük tezgahta. Bir abinin yanında. Karı kocalar. Orada çalışıyordum hamileliğimde. Onlar yani orada beni satmaya kalktılar. Para karşılığı beni satmaya kalktılar. Adama dedi, bana dediler ki bu adama güvenebilirsin. İyi bir adam, senin ablasının evine götürecek. Ne bileyim ne yapacak. Ben de inandım. Adam beni neyse günlük evler varmış. Günlük ev kiralamış. Günlük evin içine götürdü beni. Bana tacize bulandı. Nasıl kurtuldun? Ben nasıl kurtuldum? Ben bara bara çara çara kurtuldum. Hamilesin bir de. Evet, hamile. Adama yalvardım. Dedim ki abi kurban olayım, hamileyim. Yapma. Etme. Yok dedi. Ben dedi senden hoşlandım. Adam bir de 40 falan vardı yaşlandı. 40 falan 50 yaşlandı falan vardı. Bana dedi ki dedi senin patronun seni sattı. Bana resmen bu lafı söyledi. Senin tek istediğin sevgiydi, değil mi? Bu Evet. yuvaydı. Onu sana kimse vermedi. Yok. Hiç kimse vermedi. Hiç kimse. Peki annen, baban? Anne baba Yok. yani yok. Aile yok. Kimse yok. Tek başına ayaklarım üzerindeyim. Sen yurtta büyüdün. Ben Almanya'da Almanya'da. yurtta büyüdüm. Seni Almanya'ya yurttan kim verdi? Devlet beni kendisi aldı. Bir tokat Kimde? yüzünden aldı. Ben ailemden, dayılarımdan şiddet görüyordum. Hmm. Bir gün okula gittim. Benim kollarım moranmıştı. O zaman yurda beni verdiler. Polis Senin çağırdı. psikolojin de iyi değil, biliyorsun değil mi Yıldız? Bu kadar Ben sıkıntı normaldir yani, ben çok görmüyorum. hatta Almanya'da kendime intihar etmeye kalkan bir insanım. Ben haplar içtim. Peki İlaç. seni koruyucu aileye falan vermediler mi? Yok. Benim sadece bir tane kurucu anne vardı. Allah rahmet etsin. Mekanını cennet etsin. Lara da ismi. O bana bakıyordu hep. Ona çocuklar olmuyordu. O hep bana annelik yapardı. Onu yani kendi öz annemden daha çok severim. Bir de bir baba vardı. Kocası eşi. Çocukları olmuyordu. Kadın yurdun sahibiydi. Bana hep analık yapardı, şey yapardı. Yani Almanya'da seviliyordum böyle yurtlarda. Benim arkadaş çevresi olsun hepsi yani çok iyiydiler. Ama kendi öz ailemden ettiğim şiddet kalmadı bana. Benim kollarım hala yanık. Bir küçük çocuk, 4 yaşındaki çocuğun eline nasıl yağ dökerler? Kızgın yağla. Kızgın yağla. Neyse ben Evet. onlara geçmek istiyorum. Yani ben Doğum yap. hayatı zor tutulan bir insanım aslında. Yo, sen çok güçlü bir kadınsın bana göre. Çünkü ne olursa olsun çocuğunu terk etmedin. Ben hayatta bak ben gene diyorum devlet olsun kim olursa olsun benim çocuğumu kimse benden alamaz. Ben Kimse. toksam benim çocuğum benimle tok. Ben açsam benim çocuğum benimle aç. Ben devlete kimse çocuğumu veremem. Sen annesiz büyüdün. O da büyümesin, değil mi? Ben ne an ben annesiz, ailesiz büyüyen bir insanın ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Ben annem kendi öz annemden sevgi görmedim, ben bu çocuğuma sevgi veriyorum. Kendi öz ve öz oğluma sevgimi veriyorum. Benim hikayem çok uzun abla. Mutlaka uzun. Zaten benim canım acıyor seni dinledikçe. Peki biraz da doğumundan bahseder misin? Şimdi 4 ay sokaklarda yattım diyorsun doğumdan 4-5 önce. ay evet. Sonra? Ben parklarda yattım. Her yerde yattım. Sonra kalktım Batman'a gittim. Batman'da doğum yaptım. Doğum yaparken esasında benim hastaneye gittim. Sabah saat 9'da hastaneye gittim. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne benim affedersin suyum aktı. Bana da hemşire dedi ki sen daha yeni hamilesin dedi.
Daha ilk günlerin hamilesi. Sen nasıl suyun akar dedi. Beni mayın etmeden geri gönderdiler. Akşam oldu, sancılar içinde yattım. Sancılar içinde kıvrandım. En son bana 4-5 tane iğne vurdular ya da hastanede ilaç verdiler. Ne yaptılarsa bilmiyorum, artık ben kendimi kaybettim. Bana dediler ki çocuğun kalp atışları artık duruyor dediler. Acil dediler, sezeryan aldım. Sezeryan aldıklarında benim çocuğum, ben çocuğumu göremedim. İki tane çocuk. İkisini de göremedim. İlk başta göremedim. Bir tanesi kalbinde sorun vardı. Açık ameliyatta rahmetli oldu. Tek başına gömdü. Kimse yanında yoktu. Hiç kimse. Bu da yoğun bakımlardaydı. Hastane köşelerinde ben oturup ağlardım. Yani bir umudum olurdu dedim. Keşke dedim babası da yanımda olsaydı, bana o desteği verseydi. Kimse vermedi. Ne babaannesi, ne dedesi, hiç kimse. Tabii senin akrabalarında. Benim akrabalarım, ben aradım. Amcamı arıyorum. Dedim ki amca dedim, ilaç parası lazım. Bak dedim böyle böyle. Benim amcam bana dediği laf bu. Git çocuğunun fişini çek. Ne uğraşıyorsun dedi çocuğuma. Ben onun yüzüne telefonu kapattım. Öyle kaldım, oturdum, ağladım. Gece gündüz hep Allah'ıma derdim. Allah'ım, eğer bu çocuğun dünyada rızkı, ekmek yiyecekmeyi yoksa dedim, onun canını alacaksan ben de canımı. Ben her akşam bu duaya derdim kendi kendime. Her akşam, sabah akşam çocuğumun yanına... Senin tek dayanan şu anda bu değil mi? Evet. Benim, hasta da olsa. Hasta da olsa, ölüm döşeğinde de olsa ben bakarım. Kimseye vermem çocuğumu. Kimseye, hiç kimse. Çoğu kişi bana diyor ki diyor, sen delisin kızım diyor. Sen yaşın genç, git evlen, yuvan olsun. Çocuğunu devlete ver, yanına evlatlık ver. Ben niye vereyim? Ben bir adam için hayatta çocuğumu veremem. Ölsem dahi de veremem. Benim çocuğum benim için her şeyim. Peki şimdi sen ne istiyorsun? Yani çocuğundan zaten kimse seni ayırmaya cesaret edemez. Çünkü o senin yaşam kaynağın. Biliyorum. Psikolojin hiç iyi değil. Onu da biliyorum. Farkındayım. Sevgi açısın. En azından bütün sevgini çocuğuna veriyorsun. Hı. Arkadaşlar bu arada çocuğumuza da bakar mısınız? Ona oğlum yerim ben onu. Çok tatlı. Allah sağlık versin, uzun ömür. Çocuğun hasta raporları var. Onları da biliyorum. Çok zor bir yaşam seni bekliyor. Ne istiyorsun sen? Devlet büyüklerinden ne istiyorsun? Sadece, belki birileri duyar senin sesini. Ben sadece burada devlete sesleniyorum. Bana sadece çocuğuma mama parası, bez parası, bir de kafamı sokacak bir yer istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir anda bir iş olabilir, çocuğumla beraber kalayım. Bir iş şey soksunlar. Yanım, ben onunla beraber yatıp kalkayım. Yani başka hiçbir şey istemiyorum. Kadın sığınma evinde kaldım. Antalya'da 3. kadın konuk evinde. Oradaki bütün kadınlar olmadığı şeyler anlattı. Gidip benim üzerime tutanak tuttular. Gece saat 11'de ben o kadın sığınma evinde çıkıyorum Antalya'da. Yeşil yurtta. Oradan çıkıyorum gece saat 10'da polis aracına, ben imza atmak istemiyordum. Bana dedi, ben dedim hatta dedim benim tutanaklarımı verin savcıyla, pardon kaymakamlığa gideceğim. Bir de valiliğe gideceğim dedim. Bana ne dediler? Sadece oradaki kadınlar, çalışanlar, biz sana tutanağını veremeyiz. Sen kimsin ki bizden tutanak istiyorsun diye lafları konuştum. Benim üzerime imzalar atılmış, benim üzerime olmadığı şeyler atılmış. En son orada da bana dedikleri laf bu. Biz senin çocuğunu senden alacağız. Senin çocuğunla tehdit ediyorlar. Evet. Ben dedim ki ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi başsavcılığına hepsini şikayet edeceğim dediğimde bana dediler sen öyle bir şey yapamazsın, senin çocuğunu aynı dakikada elinden alınır dediler. Gözdağı veriyorlar. Aslında kimse öyle bir şey yapamaz. Devlet de çocuğunu senden almaz. Çünkü devlet de o kadar vicdansız değildir. Devletten ricam bunları hepsini araştırsınlar.
Zaten şey, kamera kayıtları vardır mutlaka. Her şey araştırsın, ortaya çıksın. Ben sadece devletten, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum buradan. Allah için bana yardım edin ya. Çocuğumla 2 gün dışarıda kaldım. Parklarda yattım. Hasta çocuğumla. Yıldızım. Ya soracak soru da bulamıyorum. Yani daha doğrusu çok doldum. Ben bir şey de diyemiyorum. Seni de fazla üzmek istemiyorum. Allah büyüktür. Yarın ola, hayır ola. Sağ olsun Serpil. Allah razı olsun. Sana sahip çıkmaya çalıştı. Beni aradı. Allah bin defa razı ama olsun. Ama hani elden gelen öğün olmaz. Gelse de vaktinde bulunmaz. Bizler ne kadar yardım edebiliriz sana? Herkesin bir kurulu düzeni var. Ama bırakmayacağız seni. Elimizden geleni yapacağız. Allah razı olsun. Bilmiyorum. Yani senin için yapmasalar bile herkes çocuğun için mutlaka bir yardım eli uzanan olacaktır kızım. Üzülme. Allah büyüktür. Yine diyorum Allah büyüktür. Allah her şeyin yolunu gösterir. İnşallah.